Eski Mısır Medeniyeti, Orion ve Sirius Bağlantısı. Eski Mısır Medeniyeti uzaya ve yıldızlara özel bir ilgi göstermekteydi. Özellikle de köpek takım yıldızı olarak bilinen Sirius'a ayrı bir önem veriyorlardı. Bu eski medeniyetin gelişim süreci incelendiğinde ikili yıldız Sirius'un hanedanlar dönemi Mısır'ın erken gelişim ve kültüründe büyük rol oynadığı açıkça görülebilmektedir. Burada işin diğer bir dikkat çeken tarafı ise Sirius'un bir uydusunun olduğunu nasıl bildikleridir. Çünkü Sirius B 1862'ye kadar astronomide yer almamaktaydı. Ta ki Amerikalı bir astronom olan Alvin Clark güçlü bir teleskopla Sirius ve uydusunu görene kadar. İleriki zamanlardaki çalışmalar göstermiştir ki Sirius B adlı uydu Sirius yıldızının etrafında eliptik bir yörünge çizmekteydi. Yörüngesinde bir turunu 50 yılda tamamlamaktadır. Uydu büyük yıldızdan 100 bin kez daha karanlıktır. İlk kez 1970'te fotoğraflanabilmiştir. Yani sonuç olarak Sirius ve uydusunun Sirius B'nin varlıkları bilimsel olarak kesindir. Öyleyse bizlerden çok daha geride bir teknolojiye sahip olduğunu düşündüğümüz Mısırlılar nasıl olup da 1862'de daha yeni keşfedilen bir yıldızı teleskopsuz olarak bilmiş, gözlemlemiş hatta yörüngelerini hesaplayabilmişlerdir. Eski Mısırlılar Sirius'u dünyanın gelişiminde evrimsel bir anahtar olarak görmüşler ve neredeyse hayatlarını bu yıldıza göre düzenlemeye özen göstermişlerdir. Amerikalı bir bilim adamı olan Robert Temple, Sirius Gizemi adlı kitabında yeryüzünün binlerce yıl önce Sirius sisteminden gelen varlıklar tarafından ziyaret edildiği varsayımını ortaya atmış ve M.Ö. 4500-3400 tarihleri arasında eski Mısır'da gerçekleşen ilkellikten yüksek kültür standartlarına doğru gerçekleşen bu ani sıçramayı bu varlıklarla yapılan doğrudan temasın bir sonucu olarak nitelendirmişti. Temple, Mısır ve Sümer kayıtlarından bilgiler sunarak hanedanlık dönemi Mısır'ın yükselişinden önce dünya dışı varlıkların ortaya çıktığına dair ikna edici birçok kanıtı ve tezi öne sürmüştür. Sirius ve dünya dışı bağlantıyı gösteren en önemli belgelerden biri Kral ve Kraliçe odalarından çıkan kanalların yıldızları işaret ettiğidir. 1964'te Mısır bilimcisi ve astronom Dr. Alexander Baddawi, Kral Odası'ndan çıkan iki kanalın Orion kuşağını işaret ettiğini belirlemiştir. 1986'da ise Orion Gizemi, The Orion Mystery isimli kitabının yazarlarından Robert Bevel, Kraliçe Odası'ndan çıkan kanalların Sirius yıldızını gösterdiğini öne sürmüştür. Gerçekte de piramitlerin konumları ve Orion yıldız sisteminin dizilişleri bir harita üzerine bir araya getirildiğinde bunun ne derece doğru bir iddia olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü her iki oluşumu birbirinin üzerine oturtturduğumuzda adeta aynı şekli ve simetriyi elde etmekteyiz. Bu durumda bize gökten gelen tanrıların nereden geldikleri konusunda bazı ipuçları vermiyor değil. Yoksa Mısır'ın tanrıları Sirius'tan gelen dünya dışı varlıklar mıydı? Mısır inancında yer alan ve insan ruhunu tartarak gideceği yere karar veren Anubis'in de Mısır çizimlerinde köpek başlı tanrı olarak gösterilmesi bir rastlantı mıydı?